Çetin Erçetin, Hafteri Caydıran Telefon Görüşmeleri Moskova'ya davet edilen Libya Savaşı'nın ihtilaf tarafları ateşkes anlaşması imzalanması konusunda mutabakata varamadı. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Faiz El Sarraç, Rus ve Türk diplomatların hazırladığı ateşkes mutabakatını imzalarken, darbeci Halife Hafter anlaşmayı imzalamadan önce düşünme süresi talep etti. Hafter'e yakın Alhadat televizyon kanalı, Hafter öncülüğündeki heyetin gece saatlerinde Bin Gazi'ye geri döndüklerini açıkladı. Zira Hafter aynı saatlerde Birleşik Arap Emirlikleri ile 7, Mısır'la 2 telefon görüşmesi yaptıktan sonra Moskova'yı terk etmişti. Hafter'in bu tavrı karşısında ciddi imaj kaybına uğrayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, önümüzdeki günlerde Hafter'in anlaşmayı imzalamasının mümkün olduğunu söylerken, Genel anlamda Trablus'ta kalıcı bir ateşkes sağlanacağı umudu ilk etapta yitirildi. Rus tarafının bu konuda oldukça tepkili olduğu belirtiliyor. Zira Rusya'nın sert mizacı ile bilinen Demir Bilek dışişleri Bakanı Lavrov ilk kez istediğini yaptıramamıştı. Toplantının zorlu geçeceği Moskova'da daha önceden biliniyordu. Lavrov'un Sri Lanka ziyaretine rağmen toplantının gün boyu süreceği bir gün öncesinden tahmin ediliyordu sabah Rus ve Türk tarafları arasında 2 artı 2 formatında yani Dışişleri ve Savunma Bakanları yuvarlak masa toplantıları başladı. Toplantıya daha sonra Libya'nın katılması planlanıyordu. Masada Libya yazılıydı ve sadece birkaç boş koltuk kalmıştı. Ancak diplomatlar Libya'dan sadece iki temsilci geldiğini duyurdular. İtilaf taraflarının birlikte hareket etme ihtimalinin düşük olduğu biliniyordu. Diplomatik kaynaklar Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Karet El Misri ve Faiz El Sarac'ın birlikte yaptığı ortak açıklamada Hafter'le görüşmeyi reddettik. Hiçbir koşuldu onunla masaya oturmayız. Türk ve Rus dostlarımızla görüşmeler devam ediyor dediklerini aktardı. Sonuç olarak Rus ve Türk ara bulucular Libya heyetlerinin bulunduğu farklı katlardaki odalar arasında mekik diplomasisi yürüttü. Rus ve Türk ara bulucuları ortak bir anlaşma imzalayana kadar Libya temsilcilerinin bina dışına çıkmaması kararı aldılar. Ancak sonuç bundan farklı oldu. Rus tarafı Hafter'in liderliğindeki heyetin iki sayfalık ateşkes anlaşmasında değişiklikler talep etmişti. Hafter, El Sarraç'ı destekleyen grupların Trablus'tan çekilmesini talep ederken, Sarraç, Hafter ve savaşçılarının Nisan ayı öncesindeki yerlerine yani Bin Gazi'ye çekilmesini istiyordu. Sarraç buna rağmen öngörülen anlaşmayı imzaladı. Yukarıda bahsetmiş olduğum Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'la telefon görüşmelerine kadar Hafter'in Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkilisiyle Libya'daki sağ konumlanmasını müzakere ederken görüşmelerden Türkiye'nin gözlemci bulundurması ve ara bulucu olmasına itiraz etmeye başladığı belirtiliyor. Ve sonrasında Hafter'in meclis başkanı olan Akile Salih gerekirse savaşmaya devam edeceklerini açıkladı. Salih Türkiye'nin Trablus ve Misrata'ya asker konuşlandırılması halinde Mısır'dan Libya'ya müdahale etmesini istedi. Şu anda hava biraz puslu. Taraflar yani ne Rusya ne Türkiye karamsar olmamaya gayret ediyor. Ancak Halife Hafter'in Moskova'daki görüşmede ateşkes sağlanmasını öngören anlaşmayı imzalamayı reddetmesi, Libya'daki barış yolu kapsamında şu an yapıcı herhangi bir gelişmenin yaşanamayacağını sergiledi. Bundan sonrası ne? Libya ile Suriye'yi diplomasi denkleminde eş değer görsek de bugünkü Libya çelişkiden oluşturulan bir katman ve bu ülkedeki iç savaş bölge dengeleri ve bölge tarihimiz boyunca yaşadığımız iç savaşlardan çok farklı. Dolayısıyla iç dinamikleri farklı olduğu için denklem içindeki kat sayıları da farklı. Böyle karışık bir ortamda daha önce denenmiş ve defalarca kullanılmış siyasi çözümden ya da çözüme ulaşmak için aşamalı ve barışçıl bir çözüm için yol haritasının hazırlanmasından bahsetmek biraz sıkıntılı. Haftar Moskova'da anlaşmayı imzalasaydı bile bu herhangi bir önem taşımazdı. Zira başında olduğu yapı homojen bir yapı değil. Libya'daki koşullarda en önemsiz bir aktör bile gerginliğin yeni tezahürüne sebep olabilir ve her şey yine istikrarsızlık uçurumundan aşağı yuvarlanabilir. General Hafter büyük ihtimalle ihtilafı askeri yola çözmeye çalışacak gibi duruyor. Zira Suudilerin, Mısır'ın ve Birleşik Arap Emirliklerinden kendisinden beklentileri bu yönde ve Libya için bu bir çıkmazdır. Daha önce zaten Trablus'a saldırmış, Sirte'yi iki kez almış olsa da Hafter'in kendisine destek vermeyen ülkenin batısında kalamayacağı apaçık. Suriye'de olduğu gibi Libya'daki savaş, kendi kurallara göre gelişen çok katmanlı bir ihtilaf ve dış müdahale ile çözüme kavuşturulamayacak gibi duruyor. En makul çözüm, ihtilafın tüm tarafları toplanıp onlar için içtenlikle hazırlanan bir program üzerinde mutabık kalmaları. Bu durumlarda müzakere edilen, mutabık kalınan programı destekleyen ve desteklemeyenler de olacaktır. Bu ihtilaflar Lübnan'da olduğu gibi tarafların savaşmaktan bıktığı zaman sona erer. 2011'den bu yana iç savaş sarmalından çıkamayan Libyalı kabileler, aşiretler ve siyasi yapılarda artık yorulma başladığını söyleyebilirim. Bu arada Türkiye'den de beklenti oldukça büyük 6 milyon 500 bin nüfusu olduğu düşünülen Libya halkının 4 milyon 500 bini ulusal mutabakat hükümeti kontrolündeki bölgelerde yaşıyor ve gözleri Türkiye'den gelecek çözüm önerilerinde. Dolayısıyla Türkiye hesabını kitabını iyi yaparak Libya'da itilafın taraflarından herhangi birinin tarafı değil, Libya'da her şekilde siyasi çözümün tarafı olarak süreçte yer almanın planını yapmalı uzun vadeli, hamasetten uzak, önceliği milli menfaatler ve değerler olan bir plan.